Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de doğum günü. Aliyev 60. yaşını kutluyor. O Azerbaycanlılar için vatan toprağını Ermeni işgalinden kurtaran başkomutan. Peki bu zafere giden yolu nasıl çizdi? Onu izleyelim. Karabağ zaferinin mimarı, Azerbaycan'ın son birkaç asırda toprak kurtaran ilk başkomutanı. Muzaffer Ali Başkumandan Sayın İlham Aliyev, dirayetli liderliğinizle Karabağ'da yaklaşık 30 yıllık süren işgale 44 gün gibi kısa bir sürede son verilmiştir. Planlarını yıllar öncesinden kuran, doğru zaman gelince bilgece hayata geçiren bir siyaset adamı ve askerine örnek lider İlham Aliyev bugün 60 yaşını kutluyor. İlham Aliyev yeniliklere daima açık, özgüvenli, risk alan, kendi doğrularından asla taviz vermeyen, inandığı davaya tüm benliğini adayan, kriz anlarında radikal çözümler üretebilme becerisine sahip karizmatik liderlerden. Ne zaman hangi adımı atacağını kimsenin tahmin edemediği bir politik satranç ustası. Lazım olan vaxtda lazım olan adımları atırıq və atacaq. Nə vaxt, nəyi, necə etmək lazımdır, bunu biz bilirik. Planları hakkında konuşmayı sevmiyor, sadece çalışıyor. Sabırla, azimle, bazen yıllarca. Karabağ zaferine giden yolu ilmek ilmek ördüğünü, kendi halkı da, dünyada yalnızca savaş sırasında, şanlı başarılardan sonra anladı. Karabağ sorunu gibi çözülmez düğme olan Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olmak zor bir görevdi. Omuzlarındaki yük ağırdı, imkansızı başarmalıydı. Bunun için hazırlıklara uzun yıllar önce başladı. Bazen açık açık, bazen gizli gizli. Karabağ işgalden kurtaracak ordunun donanımı için önce ekonomiyi güçlendirdi, askerlerin eğitimine özel önem verdi. Azerbaycan topraklarının diyalogla olmazsa askeri yolla işgalden kurtarılması için uluslararası koşulların elverişli olması gerekiyordu. Aliyev bu cephede de bütün tedbirleri aldı, siyasi altyapıyı hazırladı. Azerbaycan'a karşı uluslararası bir cephe oluşmaması için strateji yürüttü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş devam ederken Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır demesi Aliyev'in diplomasi becerisinin sonuçlarından biriydi. İşgalin devam ettiği yıllarda Ermenistan, uluslararası platformlarda defalarca köşeye sıkıştırıldı. Aliyev, Ermenistan liderlerinin absürt argümanlarını derin bilgisiyle çökertti. Münih'teki panelde Paşinyan'a adeta tarih dersi verdi. The question, if Nagorno-Karabakh... Soru şu, Dağlık Karabağ eğer antik bir Ermenistan toprağıysa neden başkentinin antik Ermenice bir adı yok? Başkentinin antik adı Hankendi'dir. Yani Han köyü. Şu andaki başkentin adı Stepanakert. Kert Ermenice kent demek ama Stepan Bolşevik Komiser Şaumyan'ın adı. Paşinyan'ın Karabağ Ermenistan'dır nokta açıklamasına da Uluslararası Valdai Forumunda cevap verdi. Yanıtı kararlı olduğu kadar zekiceydi. Karabağ Azerbaycan'dır ve ünlem işareti. İşte Paşinyan'ın o provokatif açıklamasıyla Karabağ sorununun diyalog yoluyla çözülebileceğine dair son umut sabun köpüğü gibi söndü. Azerbaycan halkının sabrı taştı. Devlet, halk, ordu mücadele için hazırdı. Aliyev düğmeye bastı. Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlatılan taarruz, Azerbaycan'ın vatan savaşına dönüştü. Büyük zaferin ayak sesleri duyuluyordu. Başkomutan İlham Aliyev operasyonları bizzat yönetti. Yıllar boyunca inşa edip üstün teknolojiyle donattığı ordu, tüm ulusun umutlarını haklı çıkardı. Azerbaycan askerleri kahramanlıklarıyla tüm dünyayı hayran bıraktı. Aliyev, 44 gün süren savaşta halkının hayallerini ordusuyla birlikte gerçeğe çevirdi. Sadece vatan hasretini bitirmedi. Dünya askeri tarihinin en şanlı sayfalarından biri yazıldı o günlerde.
Tarihte bir ilk olan, operasyonların yürütülmesinde önemli değişikliklere yol açan yeni tür savaş örneği sergilendi. Azerbaycan askeri, Türk'ün gücünü, azmini, vatan için gözünü kırpmadan ölüme nasıl gittiğini tüm dünyaya gösterdi. Bu galebeni kazanan bizim texniki vasitələr yox, bizim əsker zabitlərimizdir. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Bu tarihi zəfərin qəhrəmanları yiğit Azərbaycan əskəri, mimarı da İlham Əliyevdi. Adları Azərbaycan tarihinə Qarabağ fatihləri olaraq altın harflərlə yazıldı. Qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. Aliyev, tarihi adaleti hem demir yumrukla sahada hem de diplomasiyle masada sağladı. Karabağ'ın özgürlüğünü sabırla ve şaşırtıcı siyasi manevralarla elde etti. Vatanına uzanan elleri, güçlü iradesi, kesin hatlara dayanan politikası ve halkın desteğiyle kesti. Azerbaycan halkı muzaffer bir halk, Aliyev de toprak kurtaran lider olarak girdi tarihin yeni sayfasına. Halkın esir olan ruhu özgürlük kazandı, Karabağ semalarında dolaşan şehitlerin ruhları da huzur buldu. İkinci Karabağ Savaşı'nda bir cephe daha vardı, Enformasyon Savaşı. Burada ön safta çarpışan asker de, komutan da Aliyev'di. Silahları zekası, siyasi deneyimi, özgüveni ve bir de samimiyetiydi. Dünyayı kandıran Ermeni propagandasını tek başına çökertiyor, gerçekleri tüm dünyaya gür sesle duyuruyordu. 30 yıl boyunca Ermenistan'a işgale son ver demeyen iki yüzlü ülkeler, Azerbaycan'ın üzerine gidiyordu o günlerde. Ama durmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü karşılarında dağ gibi duran İlham Aliyev vardı. Çifte standart bazı yabancı medya kuruluşlarının Aliyev'e yönelttiği sorulara da yansıyordu. Aliyev, provokatif sorulara verdiği cevaplarla o gazetecilerin bile saygısını kazanmayı başarıyordu. Onların tarihlerini de ummadıkları kadar iyi biliyordu. Elzasen Lotaringe, is it important for you? Alsace-Lorraine sizin için önemli mi? Baviera sizin için önemli mi? Veya Rhein-Westphalia? Burası bizim toprağımız. Uluslararası kabul gören toprağımız. Evet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi tarafından seçilen Bush. Siz Amerika siyasetini biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Biliyorum, ben hazırlıklı bir insanım. Gün geldi, basın toplantısında gazetecilerin sorularını dört dilde cevapladığı bile oldu. Basın toplantısının uzunluğu açısından dünya rekoru kırdığınızı düşünüyorum. 25 yıldır gazetecilik yapıyorum. Hiçbir cumhurbaşkanının 4 dilde basın toplantısı yaptığına şahit olmamıştım. İşte o günlerde Azerbaycan halkının gururu oldu. Savaşa kadar ekranlarda çok fazla konuşmayan Aliyev'i halkı yeniden keşfetti. Zekası ve samimiyetiyle kalplerde taht kurdu. İlham Aliyev, Karabağ zaferi için Mekke'de dua etmişti. Duası kabul oldu. Bir halkın hayalini gerçekleştirmek de ona nasip oldu. Ermenilerin ahıra çevirdiği camiye, toza toprağa rağmen ayakkabılarını çıkarıp girdi. Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'le kurtardığı topraklara muzaffer başkomutan olarak ayak bastı. Allah'tan hayiş edirdim ki bana güç versin, biz toprakları işgalçılardan azat edek. İkinci Karabağ Savaşı, İlham Aliyev'in sadece liderlik becerisini gözler önüne sermedi. İnsanlığı da çok sevildi. Azerbaycanlılar ilk kez Aliyev'in duygularına hakim olamadığına tanık oldu. Ben de arzu ederim ki sizinle birlikte gelecek şuya. Geleceğim. Ona inanın ki geleceğim. Bu babasının, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in sesi. Şuşa'ya gideceğimize inanın diyordu tüm Azerbaycanlılara. Oğluna ise vasiyet etmişti. Bizzat yetiştirdiği oğlu İlham Aliyev ne yapıp edip Şuşa'yı kurtaracaktı. Aliyev, Karabağ zaferiyle baba vasiyetini de yerine getirmiş oldu. Şuşa'nın kurtarıldığı gün müjdeyi önce babasına verdi. İlk defa askeri üniforma giyip babasının mezarına gitti. Gururla asker selamı vererek sözünü tuttuğunu sessizce paylaştı. Karabağ Azerbaycan'dır.
Karabağ'ın hasretiyle yanıp tutuşanların acısını da içinde, en derinde hissetti. Ne kadar azap çektiler, ne kadar eziyet çektiler ama sınmadılar. Mühkem durdular. Budur Azerbaycan, budur Azerbaycan halkı. Onlara söz vermişti, hepsi evlerine dönecekti. Sözünü tuttu. Tayland aşkın değilim. Dedi ki ben artık köçkün, kaçkın değilim. Onlar da bu menfur düşman tarafından bize yapıştırılmış böyle bu ifadeden öz canlarını kurtarmak istedi. Doğum günlerini çoğu zaman Karabağ'dan ayrı düşen göçmenlerle geçirdi Aliyev. Benim ailem sizsiniz diyordu. Hiç vakit öz doğum günümü geydilememişim. Hemşe doğum günümde mecburi köşkülerle görüşmüşüm. Şehit aileleriyle görüşmüşüm. Bu görüntü geçen yıl Muzaffer Başkomutan olarak kutladığı ilk doğum gününden. Askerlerle kutlamıştı 59. yaşını. Sonra da ailesiyle evde sade bir şekilde. Bu yıl 60. yaşını kutluyor İlham Aliyev. Yine mütevazı ve gururlu ve şüphesiz en büyük doğum günü armağanı yıllar sonra geri aldığı topraklar, halkının mutluluğu, onuru ve dinen acılar.